Meclisten eksik primi olanlara üçlü müjde. Erken emeklilik geliyor. Milyonlarca kişi için eksik primlerini tamamlama fırsatı geliyor. Meclisteki yeni düzenlemeler sayesinde prim eksiği olanlar erken emeklilik hakkını kazanabilecek. SSK'lı kadın ve erkek çalışanlar ile bağıkullular için prim indirimleri ve borçlanma fırsatları kapıda. Özellikle 7200 prim günü düzenlemesi milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte prim eksiği olanlar için gelen yeni müjdeler. Prim eksiği olanlara erken emeklilik şansı. SSK'lı ya da Bağkur'lu fark etmeksizin, milyonlarca çalışan için en büyük hayal erken emeklilik. Geçtiğimiz dönemde EYT düzenlemesiyle birçok kişi emekli olma şansı elde etti. Ancak prim eksiği nedeniyle EYT kapsamına giremeyen pek çok vatandaş için yeni fırsatlar doğuyor. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve prim indirimi ile eksik primleri olan milyonlara erken emeklilik yolu açılıyor. Prim indirimi ile erken emeklilik müjdesi. Eksik primleri tamamlamak için en büyük fırsatlardan biri Ekim ayında meclisten geçmesi beklenen prim indirimi düzenlemesi olacak. Bu düzenleme ile bağ için emeklilik şartı olan 9000 gün prim sayısı 7200 güne düşürülecek. Böylelikle bağ kurlular, 1800 gün prim indirimi ile erken emekli olabilecekler. Bu düzenleme özellikle prim eksiği nedeniyle EYT kapsamına giremeyenlere büyük bir fırsat sunacak. Kadınlara doğum borçlanması ile erken emeklilik. Kadınlar için bir diğer fırsat doğum borçlanması imkanı. Sigorta giriş tarihinden sonra çocuk sahibi olan kadınlar, her çocuk için 2 yıl borçlanma yaparak toplamda 3 çocuğa kadar 6 yıl prim kazanabiliyor. Bu sayede hem prim gün sayısı tamamlanıyor hem de sigorta başlangıç tarihi öne çekilerek erken emeklilik imkanı doğuyor. Erkeklere askerlik borçlanması fırsatı. Erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması büyük bir avantaj sağlıyor. Sigorta girişinden sonra askere giden erkekler, askerlik süresi kadar prim borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyor. Askerlik süresi boyunca prim borçlanması yapan erkekler, erken emeklilik yolunda büyük bir adım atmış oluyor.